Arkadaşlar hoş geldiniz. Katar Masters turnuvası başladı ve bu turnuvaya alakalı çok güzel maçlar var. Karsen ile Şiriyar arasında çok güzel bir oyun geleceğiz. İngiliz tercihi geliyor Karsen'den. At F3, At F6 ve G3 hamleleri tercih edilmiş. Şimdi burada DC4 alabilir siyahlar ama onun yerine FIFA 5 tercih etmiş. Bunu çok hızlı göstermek istiyorum. DC4 aldığı senaryoların hepsinde beyaz fil g ile gelişmeye devam eder. B5 oynayıp buradaki piyonu tutmaya çalışırsanız beyaz at C3 oynar, at E5 oynar ve A4 oynayarak burayı parçalamaya çalışır. Örnek veriyorum burada Rock. Mesela 6 ile burayı sağlam bir şekilde tutmaya çalışın. B3. Böyle alındığı zaman vezir B3, A4 fikri var, fil F4 fikri var, kalece 1 var ve C altından bir baskı oluyor. Çaprazdan da baskı oluyor. Bu sebeple tercih edilebiliyor. Şimdi oyunumuzda fil F5 oynanmış, at C3, E6 ve Kayser hemen ataş 4 oynayarak ver bakalım buradaki fili diyor. Katar'da çok fazla para olabilir ama bende de ciddi bir oyun anlayışı var diyor. Hemen filden kurtulmak istiyor. Şimdi burada tabii ki insani hamle fil G6 gibi gözüküyor ama bu insani hamlenin şöyle bir problemi var. Beyaz hızlıca buradaki fili alıp hemen vezir B3 oynayarak b diye basabilir. Bakın bu aklınızda bulması gerekiyor. Siyah böyle kafasına göre rahatlıkla hızlıca bu fili bu sebeple çıkamaz aslında. Şimdi bu variante girmek adına d 4 almış. Çok hızlı fil de göstermek istiyorum. Bakın fil g de burada haşit oynayabilirsiniz. Flash 5. Hani sonuçta artık bu fil bu çapraza bakmıyor. G4 at G6. Vezir B3 filanı yine geçerli. Hatta hiç uğraşmadan direkt bile Vezir B3 gelebilirsiniz. Bakın B'de yapılan baskı oldukça önemli. Vezir B6'ya CB sürebilirsiniz. Fil G2 oynayabilirsiniz. Beyaz'ın hafif üstün olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi D4 alınmış oyunumuzda. At çarpı F5. E çarpı F5. F3. Şimdi diyeceksiniz ki siyah biraz saçma oynamadı mı? Evet arkadaşlar siyahın hamleyi biraz garip gibi duruyor. Ancak burada siyah şuna güveniyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gelişim yapacak. Ve beyazın bakın hala taşları oyunda olmadığı için Merkezde bu oyunda bir üstünlük elde etmeye çalışacak. Öncelikle B5 ile bu piyonun korunamadığını hızlıca size söylemeye çalışalım. Çünkü fil G2 gibi bir hamle var. C6'ya baskı var. Mesela fileyi de oynarsanız gelişim yapabilmek adına At B5 hamlesi var. Artık bunu alamıyoruz. A8'de kale boşta. Buradaki açmazı engelleyen bir hamle de ben göremiyorum şu an. Siz gördüyseniz söyleyebilirsiniz. Belki vezir B6 olabilir. Yani buna... Vezir B6 alabilmek adına. Bu arada beyaz hiçbir şekilde ilgilenmeyip Rok atabilir. Vezir C2 oynayıp F5'e saldırabilir. Yani bir sürü fikri var beyazın. Şimdi siyah fil D6 oynamış. Yani çalıştığı bir vayden. Yani. Asla bana sorarsanız direkt at B7 gayet makul. Yani fil C4'e at B6 gelip en azından D5 karesini almaya çalışılabilir. ama fil d 6yı okey diyoruz ve devam ediyoruz. Fil alır C4. Kısa Rok ve karşısan artık vezirini olay yerine getirmek istemiş. Vezir F3 ee, evet ben de bu arada şehir dışındaydım. Onu bahsederiz belki videonun sonunda. Yeni geldim İstanbul'a. Videoları da çok özledik. Şimdi siyah G6 oynamış. Arkadaşlar bakın F5 karesini bir kere veremeyiz. Bu hepimizin hem fikir olduğu bir konu. Ama vezir d7 gibi ilginç bir savunmada makul olabilir ki bana sorarsanız daha iyi. Şimdi niye daha iyi diyeceksiniz? Sürekli anlatırım. Bakın G6 oynadığınız zaman buradaki piyon zinciri güçlü gibi duruyor. Doğru. Ancak arkadaşlar bakın arkada zayıflık veriyorsunuz. Bakın şu mavi ile işaretlediğim kareler çok kritik. Satrançta piyonlar geri gitmediği için bir piyon hamlesi yaparken o yüzden 5 defa düşünmek gerekir diye boşuna söylemiyoruz. Bir zayıflık yaratıyor muyuz ve gerçekten bu hamle gerekli mi? Vezir D'nin herhangi bir kötü yanı yok. Büyük ihtimalle siyahlar at B değdiği kestiği için biraz çekindi. Hem burada çekinecek bir şey yok. Yani beyazın buraya saldırma ihtimali yok. Yani bakıyorum atı şöyle dolaştırırsa ölme şeyim ölme saldıramaz. Ha fil d belki buraya saldırabilir diyebilirsiniz. Şimdi G6. Arkadaşlar diyeceksiniz ki yine zayıflamadım. Arkadaşlar evet şu an zayıflamış olabilir. Ancak arada ciddi farklar var. Birincisi Beyaz'ın önemli bakın çarpmazdaki fili oyun dışına gitti. Burada nasıl bir senaryo çıkabilir? Şöyle bir senaryo çıkabilir. Beyaz bu zayıflara saldırmadan siyah çok hızlı bir şekilde kendisi saldırabilir. Bakın C5 at C6 de doğru da orada saldırabilir. Ve hem C hattı hem de bakın D hattı direkt açılacak. Yani Beyaz'ın zayıflığı değerlendirecek vakti kalmayacak. Bakın satrançta zamanlama çok kritiktir. Şimdi oyunumuza geri dönüyoruz. Y6 oynandı burada. Ve beyaz gerçekten çok şık bir hamle imza atıyor. Bunu bulanları kutluyorum. Videoyu beğen tuşuna ve beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Evet Kalsen'in herkese selamı var ve H3 hamlesini yapmış Magnus Kalsen. Diyeceksiniz ki ne alaka hemen söylüyorum. Arkadaşlar Kalsen diyor ki f bir atın zayıfladı. Ve bu ata benim saldırmam lazım. Saldırmam için bakın bu filin önünü açmam lazım. Bir yere ara 4 oynamam lazım. Bir ara E4 oynamak istiyorsam beni engelleyecek taş ne? Buradaki F5'teki piyon. Bu piyondan kurtulmam lazım. Bu piyondan nasıl kurtulabilirim? Tabii ki kenardan saldırarak yani G4 oynayarak. Aynı zamanda Karsen G ve H hattını açmayı başarabilirse bakın buradaki kalesi birden oyuna gireceği için Beyaz'ın saldırı yaptığı Siyah'ın savunmada kalmak zorunda kaldığı bir oyuna gideriz. Karsen o yüzden bu ünlem ne yapıyor. Vezire'ye de Kısarok ve H5. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar uğraştı. G4 süreceğim falan. Niye kısa rok attı? Arkadaşlar Kayseri'nin zaten farkı bu esnekliği. Şimdi bakın siyahlar E hattına gelmeye başladı. Kayseri diyor ki o zaman ben G4 sürmek yerine E hattından geleyim. E4 sürmeye odaklanayım. Ve bu sefer de kaleyi E1'de istiyorum diyor. Bakın kısa rok. H5. G4 sürüşü engellendi. Ve şimdi kale E1. Bakın bu H5 sürüşü neden soru? Her yeri zayıflattığı için soru. Ve beyazın G4 planı şu anda da vardı. Mesela bir bekleme hamlesi yapalım. A6 gibi bekleme hamlesi yapalım. Beyaz G4 oynayacaktı. Bakın FG4, HG4. Şu G2 atacaktı. Kali H1 atacaktı. Yine E4, E5 ve Fil G5 fikirleri yine masadaydı. Yani evet rok atılıyor ama rok atıldı diye G4 sürmeyeceğiz diye bir şey yok. Biz ne zaman G4 sürüp böyle merkezi yani şahımızın önünü zayıflatmayalım deriz. Genellikle rakibin bu zayıflıktan faydalanabileceği konularda deriz. Burada Siyahın bu zayıftan faydalanma ihtimali yok. Çünkü açılış tercihi sebebiyle bakın merkezdeki piyonları siyah oyunun başında verdi beyaza. O yüzden beyaza hareket edebiliyor. Ki G4 baskısına bakın yine psikolojik olarak o kadar çekiniyor ki H5 oynamış. Halbuki atmayı değil de devam edebilirdi. Şimdi H5. Kayser şunu çok iyi başarıyor arkadaşlar. Gerçekten sizin psikolojisini çok iyi oynamayı başarıyor. Bakın hem G6 sürüşü hem F5'teki piyon hem de H5'teki piyon. Bu üç piyonun 3'ünün de bu noktaya gelirken hissettiği şey neydi? Ben şu an bir şey çözüyorum. O yüzden bu hamleyi yapabilirim. Ancak hayatın ilginçliği şu ki burada çözdüğünü zannettiği şey aslında başına felaket olarak geri gelecek. Evet gelir sürüş çözüldü belki engellendi. Ancak bu sefer de bakın sürekli söylüyorum arkadaki siyah kadar çok zayıfladı. Bakalım birazdan ne olacak. Kaleye bir oynandı. Şimdi E4 sürüş tehdidi çok güçlü bir tehdit. Yani bekleme hamlesi yaptığımız zaman mesela at B'deydi oynayalım. Beyaz hemen E4 oynayacak. Fil G5 gelecek. E5 sürüşü var. E altına tehlike var. Ve beyaz için oldukça avantajlı bir konum oluşacaktı. Bu sebeple E4'ten o kadar çekiniyor ki AT4 hamlesine imza attı. Şimdi arkadaşlar bakın artık konum artı 1'e kadar çıktı. Evet yine siyah mutlu. Çünkü bir şeyi engellediğini düşünüyor. Ama karşısına hamlesi çok net size soracağım. Beyaz nememiş olabilir. Evet bu sefer de madem E4'ü kontrol ettin o zaman kanattan gelirim diyor karşısına. Ve G4 oynuyor sevgili dostlar ünlem bir hamle. Artık buradaki at G4'ü kontrol etmediği için rahatlıkla sürle bir g 4 g 4 ve fil 4 oynanmış. Bu da bir ha hata. Hatta çift soru. Ee, hani F çarpı G4 zaten alamıyoruz. Hepiniz görmüşsünüzdür. E4'teki at boşta. Bakın 2 ile saldırı var. Ve Z4 var. Bunu zaten alamıyor siyahlar. Ne yapabilirdi diye sorabilirsiniz. At C3 alıp mesela şöyle bir daha Mantıklı olabilir. At C3, B3 ve z 4 Bir an önce vezilerden kurtulmak mantıklı oluyor. Çünkü siyahın oyun sonuna girmesi lazım. Buradaki zayıflıklar beyazın Veziri olduğu konularda başa bela olacak. Bunu tercih edebilirdi. Bunu tercih etmemiş. Onun yerine burada F4 hamlesini yapmayı tercih etmiş bu konuda. Şimdi tabi sihih anlıyorum. c bir baskı var. İşte çiş atacağım falan filan diyor ama. Unuttuğu bir şey var arkadaşlar. Unuttuğu şey ne? Buradaki şahın oldukça zayıf olması. Beyaz çok güzel bir hata kalkıyor. Size soracağım beyaz ne oynamış olabilir. Arkadaşlar Magnus burada GF5 alıyor. C3 alırsan al diyor. Sürelere baktığımız zaman 1 saatten fazla süresi var karşısının. Rakibinde 29 dakikası var. A çarpı C3 almış siyalar. B C3. Fil çarpı C3. Ve artık siyah mutlu. Niye? Şiş attı. Aynı anda iki kaleye saldırı var. Bir tanesini kazandım diye düşünüyor. Ancak hayat o kadar kolay mı? Magnus hemen vezir G4 oynuyor. Fikir ne? Fikir şu. Eğer abideki kaleyi alırsan ben diyor G6 alacağım. Vezir G6 şah çekeceğim. Şah 8 oynamak zorundasın. Vezir H6 bir şah daha çekeceğim. Şah G8 oynadığı zaman şah 2 oynayacağım. Ve kale G1 mata çare olmadığı için üzücü bir şekilde terk etmek zorunda kalacaksın. Dolayısıyla burada fil a alamazsın. Şah G7 oynamak zorundasın diyor. Ve siyahlar şah G7 oynuyor. Yine bir hata aslında. Hani zorundasın deyip niye hata de diyebilirsiniz. Buradaki zorunluluğu aslında psikolojik olarak buradaki açmazdan kaçmak için Siyah'ın hissedeceği hamle olarak nitelendirmeye çalıştım. Daha makro olan hamle vezir f6. Bakın niye? Siyah bir an önce vezirleri kesmek istiyor. Böyle gelirseniz şah g7. Şimdi böyle şah çekerseniz vezir g6 ile beraber Siyah'ın bakın vezirleri kesme planı var. Ama tabii o anki heyecanla bunu göremiyor ve şah g7 oynuyor siyahlar. Şimdi beyazın buradaki hamlesi gerçekten çok güzel. Bir kere daha ses hocam tabii ki beyaz önemli olabilir. Evet bulanları kutluyorum. E4 ünlem sevgili dostlar. Çünkü bakın beyazın planı E5 sürmek. Sonra F6 sürmek. Aynı zamanda cebirdeki filimizin de bakın önü açıldı. Bu da çok kritik. Yani bu fil gerçekten ciddi iş yapacak bu çaprazda. Siyah kayaların zayıf olması ve aynı zamanda bakın siyah filin oyun dışında olması sebebiyle beyazlar çok daha rahat bir saldırı yapabiliyor. Siyah fil çarpı A1 almış bu konuda sevgili dostlar. Kale kazandığını düşünüyor ancak konum beyaz için artık artı 7. Fil G5 saldırıya devam diyor Magnus Carlsen. Vezir B4 hala burada taş toplama peşinde. Gerçekten keşke hayat o kadar kolay olsaydı. Sirari ama hayat o kadar kolay değil. Ve siyahlar artık çok ölümcül bir saldırıyla karşı karşıya size soracağım. Beyaz oyunu nasıl bitirmiş olabilir? Evet. Carlsen F6 oynuyor dostlarım. Şah çekiyor. Şahın gidebileceği bir yer yok. G8'e gitmesi gerekiyor. Çünkü buralara giderse şah yerek gelecek mat olacak. Bakın buraya gittiği anda şah yiyorsunuz. Hemen böyle pat pat mat oldu. Ee, dolayısıyla burada ne yapmanız gerekiyor? Hızlı tempo yememek adına öncelikle şah g8 oynamanız gerekiyor. Bu arada bir tane kalabir almış Karsen. Ve siyah da at d7 gelmiş. Çünkü eğer buradaki boştaki fili alırsa basitçe vezir h4. Vezir h6, vezir g7 mata çağrı olmadığı için herhangi bir şekilde siyah savunma yaratamıyor. Onun yerine burada at d7 oynuyor. Buradaki fikir de şu. Yine vezir h4 oynarsanız bu sefer siyah vezir bakın buradan. Savunmaya dönebiliyor öyle bir fikir var ee, Mesela kale 8 oynar Vezir h6'ya işte böyle gelir falan filan Tabi yine beyazın saldırısı var ama En azından böyle bir planı var Şimdi burada at d7 de feda ediyor Buradaki fikir eğer karsan at çarpı şey Vezir çarpı d alırsa Vezir c3 gibi böyle uyuz yapacak Ver kaleyi diyecek Şimdi kale herhangi bir yere kaçacak. Bu tarz bir yerlere kaçacak. Vezir F3 ve bu vezirin artık H5'ten savunmaya geldiğini göreceğiz. Tabii ki iki fil olduğu için kaleye karşı hala beyaz üstüne ama en azından siyah savunma bulduğunu zannedecekti. Şimdi oyunumuzda at değil diye karşısına bakın ne bu fille ilgileniyor ne de bu atla ilgileniyor. Çok basit bir hamle yapıyor. Vezir H3 çok güçlü bir tehdit var ve burada artık siyahlar terk ediyor. Çünkü mesela kale 8 oynamaya çalışalım. Bu senaryoların hepsine vezir H6 var. Şimdi vezir F8 oynarsanız vezir G6 şah var alamıyorsunuz. Burada açmaz durum var. Şah 8 e, oynamak zorundasınız arkadaşlar. Burada da çok güzel bir final var. Şah G2 vezir feda diyor burada beyazlar. Çünkü vezir aldığınız zaman kale bir şah. Şahın gidebileceği herhangi bir yer olmadığı için mat oluyor. Maksimum vezir h6 gelirsiniz. Matı bir hamle uzatırsınız. Yine mat olmuş oluyor. Evet güzel bir maçta başlangıç yaptık. Çok değişik olaylar oldu. İşte saat olayı, hile olayları, nakamuraya, laf çakmalar, ona laf çaktı falan filan değişik olaylar var turnuvada. Güzel de amaçlar var. Hepsini analiz edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.